Muharrem orucunun ve yasımızın hepinize mübarek olmasını, ülkemizde ve dünyamızda yaşayan kimliklere, inançlara, barış, huzur, kardeşlik, dostluk ve hoşgörü getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Senin aşıkların yanar yakılır, 12 imam katarına katılır. Orada mümkünlere rahmet olur. Kendim imam, İmam Hüseyin, yetiş canımıza İmam Hüseyin. Anadolu alimleri Muharrem ayında 13 gün oruçta. Bu oruca yasa matem orucu derler. Pişirdikleri aşureye de 13 imam çorbası derler. Yani aşure çorbası. Çünkü bu inanç ve ibadetimizde 12 günlük matem orucu aynı zamanda 12 imama izafe edilmiştir. Daha tarihsel olarak, mitolojik olarak Adem peygamberden Nuh peygambere gelinceye kadar tuttular 3 günlük şükür orucu. Sonra Nuh peygamberin tufandan kurtuluşuyla 10 gün tutulan şükür orucu, şükür ki biz bu tufandan, bu felaketten kurtulduk diye tutulan şükür orucu Anadolu Alevilerine gelince 550 yıldır Anadolu'daki Aleviler 550 yıldır 12 imam orucu tutarlar ve bu oruca 12 imama izafe ettikleri için 12 imam orucu derler. Yani şükür orucu değil, matem orucu. Yani işte Ali ve evlatları, Ali Bey'in, Hazreti Peygamber'in soyundan gelen imamların hepsi şehit edildi, öldürüldü, boğduruldu, zehirle. Yani hiçbirisi kendi elçiliğiyle hakkın rahmetine kavuşmadığı için. İşte bunların bu şehadetinden ötürü Anadolu Alevileri bu Muharrem ayındaki orucu 12 imama izafe etmişler. 12 imam orucu diyor. Hazreti Hüseyin'i övdüler, Ehl-i Beyt'i övdüler, imamları övdülerler. 12 gün oruç tutarlar, oruçtan sonra da aşirelerini pişirirler, aşirelerini dağıtırlar. Ama özünde şu var, özünde birlik, beraberliği, kardeşliği, düşmanlıklar olması ve bu ayda tutulan bu oruçların da bir özelliği vardır ayrıca da bu özellikte. Orucu bozan olaylardan kaçınır. Nedir bu? Mete etli yemekler yemez. Niye etli yemek demek? Çünkü hayvana kıymazlar, canlıyı incitmezler, kanatmazlar. Bunun için bu olaylardan uzak durur. Hatta bırak hayvanları kesmeyi, aynı zamanda çiçek kırmazlar, ağaç kesmezler. Yani canının her türlüsüne kıymamak konusunda azami özenli gösterirler. Özellikle de Muharrem ayında. Bunun için Muharrem ayının böyle bir takım özellikleri de var. Bir diğer özelliği de yani su içmez ve da sudan uzak durur. Çünkü Hazreti Hüseyin'e olan muhabbetlerinden dolayı o susuz şehit edildiği için, su verilmediği için Aleviler de o sevgi ve muhabbetten dolayı mümkün olduğunca sudan uzak durur ama sulu yemekleri veyahut da su yerine geçen şerbetleri, çayı, ayranı ve diğer bir takım şerbetli içecekleri kullanırlar ama saf sudan uzak durur. Ama bu demek değildir ki bunun da bir şartı vardır. Hayır, bu gönüle bağlı. Sağlıklı olan, tutabilen, bunun üstesinden gelebilen, vücudu buna müsait, bunu çekebilen insanlar bunu yapabilir. Ama hastalar, çocuklar, kadınlar bunu yapamıyorlarsa böyle bir şartıdır. Su içmenin yasağı yoktur. Yani ona şart koşmamış illaki su içmesin diye. Hayır, su içmeyi orucu tutabilenlere evet ama tutmayanlara hayır demişler. Biz cemevinde de her akşam burada oruç açmada çerahları uyandırıyoruz. Mumlarımızı, çerahları yapıyoruz. Bir gülbencine duayla. Ondan sonra semahlar dönülüyor. Semazenlerimiz dönülüyor. Onlar da dua ve gülbenlerden sonra o günün mana anlamını anlatan muhabbetlerimiz oluyor. Aşıklarımız saz çalıyor, deyişler söylüyor, devrede gülbenç okuyor ve
günün mana anlamından da aynı zamanda konuları, hani bir inanç ve ibadetinde önemli konuları işleyerek kısa da olsa, yarım saat, bir saatlik bir muhabbet toplantısıyla gelen bütün canlara o muhabbette biz bunları anlatıyoruz. Kadının inanç ve ibadetimizdeki yeri, ibadetin yeri, satın yeri, cennetin yeri, cemin yeri, efendime söyleyeyim, Alevilerde, bilicilerde hizmet gerekiyorsa, hangi hizmetler ön plandadır, o hizmetlerle ilgili gelen bilgilendirmeleri özellikle bu ayda yapıyoruz. Durum bu. Ama tabii bu muhabbetler her yerde aynı şekilde değil. Mesela 13 gün boyunca Mersin Cemevimizde yapılan bu ibadet akşamları, her akşam canlarımız için, üyelerimiz için de o oruç açmada verilen lokmaları da pay ediyor. Ne yapıyor? Diyor ki bu akşamki lokmaları ben vermek istiyorum, bu katkım olsun cemevine diye. Onlar tarafından veriliyor. Biz de onları sıraya koymuşuz. Oldukça da yoğun, herkes bu lokmalarda payım olsun istiyor. Biz de hakkı olsun diye o lokmaları burada birlikte dua ve gülbeklerle nuş ediyoruz, yiyoruz. Hak cümlesini, hizmetlerini kabul etsin, diğerlere de helal olsun.